fırtına tuttu bizi deryaya kardı. Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı. O bizi mahşere kaldı. O bizi Alacakuş. Görürsen Sancar Efe'ye söyle Alacakuş. Bu zeytin mezar taşı de. Bu çakı kalem olsun. Zeytin'le nikah defteri. Bu da bizim imzamız. Ona de ki, biz bu destanı mürekkeple yazmadık de. Alacakuş yere çakıldı, kana boyandı de. Şimdi de ellerinin kanıyla siliyor o destanı da. Senin ellerin başkasını severken Nare'nin elleri destanı siliyor de. Senin ellerin başkasını severken Nare'nin elleri destanı siliyor de. Efendim, iyi misiniz? Yoksa... Kaybettim. Hepsini mi? 2 milyon euroyu. Senin yüzünden... Ben ne güzel Tibor olan borcumu ödemeye gidiyordum. Sen geldin beni İspanyol'un mekanının önünden geçirdin. Yapmayın efendim.
Siz söylediğiniz durumu... Mahmut. Tibor artık durmaz. Efendim. İsterseniz sizi daha evine götüreyim. Birkaç gün ortalıkta görünmeyin. Bir sefarete gitmem lazım. Dışişlerinden heyet gelecek. Hasta olduğunuzu söylerim. Rapor da ayarlarım. Merak etmeyin. Buyurun efendim. Yetiz. Yetiz. Sen ne yapıyorsun burada? Asıl sen ne yapıyorsun ya burada? Ben boşuna mı nöbet tutuyorum? Neden nöbet tutuyorsun ki? Ya işte sen... gece çocuğu göstermeden yukarı çıktın. Narise ve küplere bindi. Ben de gelir sizi rahatsız eder diye... kapıda nöbet tuttum, uyuyup kalmışım. Elin ne oldu senin? He? Bir şey olmadı. Yürü. Ben sana ne olduğunu değil de ne olacağını anlatayım. Ne olacakmış? İş bulacağım. Senin yardımınla. Hem de bugün. Bugün? Hı-hı. Kültür sosyolojisi okudum. Dünya halklarını iyi biliyorum. Aynı zamanda 8 dil biliyorum. Tebrik ederim. Ya Gediz, bırak dalga geçmeyi. Turizm sektöründe çalışabilirim mesela. Benim artık bir iş bulup kızımla kendime yeni bir hayat kurmam lazım. Hatırladım. Kendinize bir masal yazacaktınız değil mi? Ne yaptın? Kanlı mı yazmaya karar verdin? Ne oldu bellere? Sen bana yardımcı olacak mısın, olmayacak mısın? Ben de yazım işte böyle tutuyorum Gediz. Nasıl Nari? İşte önce böyle kendimi hırpalıyorum. Sonra acımadık ki acımadık gidiyorum. Dün kızımızla birlikte memlekete geldik. Sancar Menekşe'ye gitti. Vahit bu sefer uçurdan atlamadım da parmaklarımı kanattım. Yasımı böyle tuttum. Ben o yası yıllar önce tuttum. Bu gece de mezarını kazdım.
Anne. Şşş. Anneciğim saat daha 7:30. Hadi uyu. Çok erken daha. Parmakların ne oldu senin? Bahçede çok güzel güller vardı. Toplayayım dedim. Dikenleri parmaklarıma battı. Sakarlık işte. Sen hiç sakar değilsin değil ki. Şşş. Hadi gel bakalım. Uykun açılacak şimdi senin. Gel bakalım. Anne. Hı. Dün gece babam bizi bırakıp gitti ya. Nereye gitti? Evine gitti kızım. Ama bana dedi ki yarın gelip seni alacağım dedi. Alacak mı? Verecek misin beni? Melek, ben senden hiç ayrılmak istemiyorum biliyorsun. Ama baban da seni çok seviyor. Montenegro'da emin oldum bundan. Beni dedemden satın aldığı için mi? Hayır. Hayır, yok öyle bir şey. Anneciğim bak, baban senin için çok şey yaptı. Buradan kalkıp ta oralara kadar geldi. Seni her taşın altında aradı. Dedenden kaçırmaya çalıştı. Çok şey yaptı baban senin için. O yüzden onunla kalmam mı lazım? Lazım falan yok. Hiçbir şey için mecbur değilsin. Sadece baban seni çok seviyor. Bil demeye çalışıyorum. Karar senin. Sen karar verseydin ne karar verirdin? Belki kısa bir süre babanda kal derdim. O arada ben iş bulurum. Bize bir ev tutacak para kazanırım. Sonra anne kız birlikte yaşarız. Baban da her müsait anında seni görmeye gelir. İstediğiniz zaman görüşürsünüz derdim ben. Paramız yok mu? Çok az kaldı anneciğim. Ama çalışırsam hiç sorun olmaz. Tamam. Sen iş bulana kadar babamların evini çekebilirim biraz. Çekebilirim derken? Melek, sen orada kötü davranmıyorlar değil mi? Sakın korkma Melek. Babana söylemeyeceğiz. Ben sana kızgın da değilim. Bak kızım, aha işte. Canan da kızmıyor sana. De bakayım, neden kestin sen gelinliği? Anan mı öyle tembihledi? Yok. Orada kimse bana kötü davranmıyor. Sadece biraz seni özlüyorum. O kadar. Ben de seni özlüyorum. Ama sen hemen iş bul, beni al. Tamam mı? Tamam. Söz. Gel bakalım. Sancar efem. Kusura bakma, yandırmak istemedim. Olur mu hiç öyle? Gidiyor musun? Gideceğim ya. Gidiyor mu? Gerçekten mi? Gitmem lazım Melekçe. Hani balayına gidelim, gezelim demiyorum ama... biz daha yeni evlendik sayılır ya. Bari kahvaltı hazırlayaydım. Sağ ol beni Melekçe. Kızımı alacağım. Meleği mi? Benim başka kızım mı var? Kalsaydı anasıyla biraz daha. Yok, buradaki hayatına bir an önce alışsın. Doğru diyorsun. Alışsın tabii. Bana da alışsın. İnşallah Allah bir de kardeş nasip ederse... Melek bana yardım eder hem.
Kardeş. Bir de oğlumuz olsa fena mı olur? Senin gibi bir Efe'miz olsa. Menekşe. Bak ben daha kızıma doyamadım. O da daha bana alışamadı. Bu kardeş mevzusunu şimdilik unut. Sancar. Haklısın diyecektim. Biz daha pek yeniyiz. Balayındayız. Önce gezelim, tozalım. Evliliğin tadını çıkaralım. Sonra çocuk düşünürüz. Bakarız. Sağ ol. Bakarız. Ama... Aması ne Menekşe, aması ne? Dün gece... Unutturursan... Unuturum. Dedin diye döndüm ben efem. Sözünde dur. Sen de benim... Benim günahıma girme. Lan sen hala burada nöbet mi tutuyorsun? Günaydın, günaydın Elsa teyzem. Ver elini öpeyim. Sabah şeriflerin hayır olsun. Tek git. Beni bak. Sen bu cavur kızın iyice kapıkulu oldun gari. Uyanıversin aspam. Torunumu göreceğim ben. Ya göreceksin tabii. Senin torunun o. Melek uyansın, uyanır uyanmaz. Ben elini öpmeye aşağı getireceğim. Ama şimdi senin dilinin kemiği yoktur biliyorsun. Hani sabah sabah aç karnına kavga çıkmasın evde. Ha benim canım teyzem. Benim cadı teyzem. Halise teyzem, bak Gediz getirecek sana torununu. Hadi. Hadi teyzem, hadi benim bir tanem. Hadi canım. Güzel güzel seveceksin. Hadi ne olur lütfen. Hadi gel. Gel. Ne öyle çocuk avudur gibi? Kendim gidemiyor mu ben? Bırak. Gediz ne yapıyorsun ablam sen? Ne yapayım ablam? Öyle durup duruyorum. Sen ne yapıyorsun? Fazla dikkat çekiyorsun. Tamam anlıyorum kalbine söz geçiremiyorsun ama yani... Kızım Allah Allah ulu orta kalp deyip durmasana ya. Sana da iki bir şey anlattık ha. Sen de ulu orta kapı önlerinde yatma o zaman. Bak bu işin sonu çok kötü olacak. O Sancar'ın naresi. Sağ ol abla. Ben hiç bilmiyordum çünkü. Her saniye kendime bunu söyleyip durmuyorum sanki. Sancar'ın naresi, cız, yasak bölge. O zaman? Ben sadece ihanet etmem. Tamam. Nare benim arkadaşım.
Sancar'ın naresi. Gediz'in arkadaşı. Bu hep böyle kalacak. Ama bu sana eziyet değil mi abla? Abla. Sen merak etme. Benim canım kolay kolay acımaz. Bilmiyor musun? Meleğin annesi. Efendim anneciğim. Saçlarım çoktan kurudu. Aa evet ya, kurumuş. Bakayım tırnaklarını. Tırnaklarını keselim. Anne tırnaklarım daha uzamadı. Hem o ellerinle sen tırnağımı nasıl keseceksin acaba? Sen kesersin anneciğim. Hepsini gösterdim sana. Al bakayım, kocaman kız oldun zaten. Aşağı inmemek için mi? O yüzden benim bir saatlik adamı bir saat kuruttun. Acaba biraz ukala mıyız küçük hanım? Hadi bakalım babaannenin yanına. Ya sen ne göreceksin? Ben gelmeyeceğim. Benim babanın evine giderken sen bana ne dedin? Hadi şimdi benim kızım olduğunu göster. Her şeye inat. Gülümseyerek dimdik gir o kapıdan. Hadi şimdi sen benim annem olduğunu göster. Yenir misin be? Gel gel. Sen Meli'nin annesin. Hadi bak sen Meli'nin annesisin, yaparsın. Hadi hadi. Aslan hadi. Melek, sen böyle inatçı inatçı kime çektin kızım? Sana. Sana. Hoppa. Merhaba. Gediz, sen hala burada ne yapıyorsun? Halsefe'nin taarruzlarına karşı kaleyi koruyorum. Babam da benim kapımda yatmıştı böyle. Ya. Yeah. Ne tatlı. Demek ana kız sağ dişleri kapınıza kul ettiniz. Şahane. Şimdi sıra sağ dişlerin analarında. Buyurunuz. Gidelim. Bakın sadece 5 dakika. Bir selam verip çıkarım. Ondan sonra bana iş bakacağız. Tamam Nare. Sana iş bakacağız. Sadece 5 dakika. Bir merhaba der çıkarım. Hı? Daha fazla değil. Sonra bana iş bakacağız. Çavırma öğrenme az kadın Efe değil he. Dün yıkıla yazdı, bugün çenesini dikiyor. Günaydın. Melek, kuzum. Benim idilim değil misin? Kuzumun kuzusu. Kız ben seni pek özledim ya. Pek alışmışım sene. Sen gidince ev bomboş kaldı. Hoş geldin kızım. Halacığım, hoş geldin. Zehra, dedem seni ver
senin telefonu aldı. Biliyor musun? Olsun meleğim. O çok eskiydi zaten. Ben sana yenisini alırım. Kız, ne diye küçücük çocuğa telefon veriyorsun sen? Melekciğim. Amcan kurban olsun sana. Gel. Ne yapıyorsun? Gülüm, iyi misin? Bak, Elvan yengen sana kahvaltı hazırladı. Getirdi yengesi. Anne, evet. Meleğe telefon verdim. Şimdi de yenisini alacağım. Ya o daha küçücük çocuk, annesini özler. Aramak, konuşmak ister. Değil mi Nare? Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Çok incesin Zehra, sağ ol. Sen pek değilsin yalım. Hayda. Hadi gece göstermedin torunumu. Sabah ne diye bu saate gıda bekledin? Çadı teyzem konuştuk ya yukarıda bunları. Sen sus kapıklı. Hıncını mı alıyorsun benden, göstermiyorsun torunumu? Yok öyle bir şey Alice Hanım. Gece çok uykusuzdum. Uyumuşuz Melek'le. Gece niye uykusuz kaldın? Gerdeğe giren sen değildin nihayetinde. Adım adım geçer zaman, biter gün. Ben neredeyim? Yağmur. Baba. Baba. Babam. Gel. Gelip annemi eş bulacak biliyor musun? Kahvaltını bitirdin mi? Yok, bitirmedim. Daha kabuğu yiyeceğim. Çok güzel kabuğum var. Mwah. Kahvaltını bitir. Ben de bir annenle konuşayım. Tamam mı? Hadi baba. Dokunma bana. Ellerine ne oldu? Ellerine ne oldu? Bırak. Ellerine ne oldu? Sancar, Sancar lütfen. Kroluğun alemi yok. Kızı bırakır mısın? Hem niye acele ediyorsun? Biz de bir merhaba deseydik Nare'ye. Deseydin Müge, deseydin. Bütün gece ne yaptınız? Oğlum, biz sana bütün gece ne yaptın diye soruyor muyuz? Kızın üzerine gidip bunu atlayacağım şimdi üstüne. Gidiz. Beni sonra bul. Şu hesabı görelim artık. Sefer'in kızı ve Sadık tebaası münasip görürlerse bu kro Haşmet meyaplarına geçip kelam edebilir mi müşterek kızlar hakkında? Siz yokken. Thank you.
konuş. Ellerine ne oldu? Seninle kızım dışında hiçbir konuda konuşmayacağım. Konuşacaksın. Ellerine ne olduğunu anlatacaksın. Sonra da Gediz bana iş falan bulmayacak, merak etme diyeceksin. Seninle tartışmayacağım. Tartışmayacaksın tabii, çünkü hiçbir şey yok. Sefer'in kızı. Buralardan gideceksin. Seni görmeyeceğim. Ha, gitmeyeceksen de öyle ortalarda ulaşmayacaksın. Ben sana bir ev tutarım, dayarım düşerim. Ortalarda gözükmezsin, ben sana bakarım. Sen kimsin Sancar Efe? Sen benim neyimsin de bana bakacaksın? Sen ancak kime bakarsın biliyor musun? Annene bakarsın. Kardeşlerine bakarsın. Yapma, elin acıyacak. Karına bakarsın. Karına bakarsın. Yapma şunu. Ama sen bana bakamazsın. Duydun mu beni? Sen bana bakamazsın. Kim bakacak lan o zaman? Dediz mi? O iş bulacak, o mu ilgilenecek? Sana ne arkadaşım? Sana ne? Ay senin arkadaşına. Bak buraya iki tane medeni insan gibi kızım hakkında konuşmaya geldim. Beni dellendirme. Çok güzel söyledin. Biz gayet medeni anne babalarız. İşte bu sebeple ben iş bulana kadar kızım sende kalabilir. Bir dakika, ne demek iş bulana kadar kızım sende kalabilir? Ben iş bulduktan sonra kızım senden alacağım demek. Ama sonuçta babasısın. Biz de gayet medeni insanlar olduğumuz için hafta sonları kızımı görebilirsin. Yapma ya, sadece hafta sonları görebileceğim, öyle mi? Aynen öyle. Cuma'dan pazara. Tatillerde de ben de kalırım. Ben o kadar medeni bir adam değilim Sefer'in kızı. Sadece hafta sonları göremem kızımı. Bu yüzden satın almadım dedisinler. Ne demek istemedim? Vallahi öyle demek istemedim. Ağzımdan öyle çıktı. Öyle demek istemedim. Ağzımdan öyle çıktı. Bakma öyle. Duydum ne dediğini. Belki 2 milyon euro bulursam kızımı bana geri satarsın, öyle mi? Doğru mu duymuşum? Ya etme Sefer'in kızı. Bak sinirlendim, ağzımdan öyle çıktı. Ben kızımı bir gün için bütün servetimi öderim. Bunu sen de biliyorsun. Yo, bilmiyorum. Benim tanıdığım Sancar'ın hiç parası yoktu. Ama sevdiği için canını verirdi. Şimdiki Sancar'ın çok parası var ve her canı satın almaya kalkıyor. Ya etme, gözünü seveyim ya. Etme, zaten bak kendimde değilim. Kafayı yiyeceğim. Gözünü seveyim, yapma. Gözünü seveyim, yapma. Zaten kafayı şimdi dedireceğim. Zaten köpek gibi pişmanım. Köpek gibi pişmanım. Hadi getirmiyor muyuz? Ben yemeğimi bitirdim. Senin evine gidebiliriz.
İyi misiniz? İstediğiniz bir şey var mı? Elçilikten arıyorlar Sayın Büyükelçim. Ben hasta olduğunuzu söyleyeceğim. Siz biraz uyuyun. Buyurun Akın Bey. Ne oldu? Kaybetti mi? 2 milyonun hepsini kaybetmiş Akın Bey. 100 eurosu bile kalmadı. Güzel. İyi iş başardın. Ben sadece İspanyol'un mekanının önünden geçirdim Akın Bey. Emrettiğiniz gibi. Sen fareye peyniri göster. O kendi ayaklarıyla tuzağa koşarak gelir zaten. Bana uğra da çekini al. Sancar'la kızımızı da alıp memlekete gideceğiz. Ben kendi cennetimi kuracağım. Sen de cehenneminde yanacaksın. Ben daha son sözümü söylemedim Nare. Sen daha dur. Seninle zaaflar hakkında konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz Gedit Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Gedit Bey. Zinem, ne zaman senin patronundan çalıyoruz? Hı? Bizim orada maaşlar daha iyi diye duydum. Gedit Bey, patron odasında sizi bekliyor. Buyurun. Sancar'la aynı yerde çalışmak istemeyeceğini düşündüğüm için seni rakip otele getirdim. Yoksa senin kafadan işe almıştım biliyorsun. Aman Allah korusun. Bence de korusun. Cam çerçeve yerinde kalsın isterim. Kolay mı yaptık biz bu otelleri ya? Zor mu yaptınız? Hı? Otelleri diyorum. Sonra marinayı, benzin istasyonlarını, zeytinlikleri, her yerde sadıçlar var. Siz nasıl yaptınız bu serveti onu soruyorum. Allah kuvvet verdi diyelim. Allah sadece kuvvet vermemiş. Yürü ya kolumda demiş. O da mümkün. Hadi tamam seni Müge'den biliyorum. Babanız belediye başkanıydı filan da Sancar yarıcının oğlu. Hiçbir şeyi yoktu. Nasıl oldu da bu kadar zengin oldu hiç anlamadım. Nare biz buraya sana iş bulmaya geldik. Bizim mazimizi işimizi konuşmaya değil. Ne oldu da kızdın sen şimdi? Nasıl zengin olduğunuzu sordum diye mi? Kızmadım. Kızmadım. Sadece uzun hikaye. Hadi gidelim şu işi alalım. Hı? Vay benim Orhan abim. Gel gelin gel. Ne niyetinde geldin? Sağ ol sağ ol. Tanıştırayım. Nare Çelebi, annemin kuzeni Orhan Uzun. Memnun oldum hanım kızım. Ben de memnun oldum. Gıyabını da tanıyoruz zaten. Buralarda sefirin kızını herkes biliyor. Malum her güzel hanımın türküsü yok. Alaca kuş... Orhan abi. Orhan abi gözünü seveyim. Kuru kuru sesin hiç çekilmiyor. Bir çay ısmarlayacaksan içelim. Geç hadi lan geç. Hadi. Ne içersiniz ne söyleyeyim size? Ben çay. Sen Nare? Orhan Bey, biz bir şey almayalım. Direkt konuya girelim. Almayalım madem. Ben sizden iş istiyorum. Orhan abi, 9-8 dil biliyor ha. Çok işine yarar.
İngilizce, Arapça, Sırpça, Hırvatça, Karadağca, Japonca, Hintçe ve Norveççe biliyorum. Norveççe bildiğim için İsveççe ve Danca'yı da konuşabiliyorum. Aslında Rusçam da iyi ama pek iyi yazamıyorum. Oh, maşallah, maşallah. Pek Yavuz, pek. Tüm dünyayı da dolaşmış. Müşteri profilini de iyi biliyor. Evet. Ayrıca kültür sosyolojisi okudum. Yabancı müşterilerinizle çok iyi anlaşacağıma eminim. Tamam ya. Oldu bu iş. Zaten Orhan abi benim akrabam. Bizi kırmaz. Değil mi Orhan abi? Tabii tabii. Kırmam. Kırmam da... Bak pek iyi yapmışsın. Bu kültür sosyali okumuşsun. Bir sürü de dil biliyorsun. Bir insan, bir insan. Çok bir insan, çok insan. Yeğenim, ben bir şey sorayım ha. Tabii buyurun. Sancar'ın malumatı var değil mi? Hani işinizi burnu sokmuş olmayayım da. Sokuyorsunuz ama. Aşk olsun Orhan abi. Akrabayız dedik ha. Ha benim lafım, ha Sancar'ın lafı, öyle değil mi? Beni birilerinin lafıyla işe alacaksanız hiç almayın. İşe girmek için kimseden izin alacak değilim. 8 dil bilen birine ihtiyacınız yoksa bunu açıkça söyleyebilirsiniz. Otur güzel kızım, otur. Sen beni yanlış anladın. Otur, otur. Otur garibim. Malum, burası küçük yer. Sancar Efe'yi de tanıyoruz. Hani haberi falan yoksa... O deli benim başımı bir iş açar, ondan diyorum. Biliyor ya, biliyor. Sabah konuştuk daha Sancar'la Nare'yi iş arıyoruz diye. Değil mi Nare? Hı? Epek Yavuz oldu o zaman. Hem müşteri ilişkilerinde bir sefirin kızı esasen işimize yarar. Hadi hayırlısı olsun be kızım. Yavuz. Peki Yavuz. Şimdi bir çay içelim artık. Çok iyi fikir. Olmuş çay. Ana, biz de Gülsüye'yle beraber dizi verelim şu kuzumun eşyalarını dolaba. Benlik başka bir şey. Ya ah, biz dize sen git. Sağ ol gavruk. Bismillah. Ana. Kız şundan güzelliğine bak, 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 bak. Bak sen ya Elvan abla. Sefir dedesi mi aldı ki? Çaputluğa pek bağlı değil mi Elvan abla? He. Allah
Uzaktan sağlık, devletten aylık. Yin yin gudurun, granlık. Elvan abla. Niva, yılan mı? O böyle meleği içime sokasım geliyor. Anası da hanım kadın. Ama o sefire uyuz oluyor. Ben de. Yavrumu aldı götürdü ya. Hiç gitmiyor gözümün önünden kuzumun gözyaşlığı. Kız vallahi bir şey olmuş. Dedim ben. Gavruk, bir dene erkeç kes oğlum. Akşama keşkek edem. Aa, küçük gelin hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Dün gece bir şey mi oldu ki? Siz geçin buğdayı ayıklayın. Keşkek döveceğiz. Menekşe. Kızım ne oldu? Dün gece kötü bir şey... Yani demem o ki her şey yolunda değil mi kızım? E neden ağlıyorsunuz o zaman? Ana ben çok anlayışsız bir kadınım. Sancar bana ne kadar kızsa haklı. Geldi mi o da? Gelmedi, kızıyla gezeceklermiş. İyi, iyi. Geçsinler. Geçsinler tabii. Hem bana kızdı ya, belki biraz eseli. Kız kızım, delirtme insanı. De bakayım. Ne oldu? Ben Sancar'a dedim ki... bir oğlumuz olsa... kızımıza kardeş olsa... senin gibi Efe olsa dedim. E ne güzel demişin ya. Bunu mu ağlıyorsun? Yok. Ben öyle deyince Sancar bana kızdı ana. Meleğe kardeş falan olmayacak. Çocuk falan da yok, unut bunu dedi. O ne demekmiş? Oğlu olmayacaksa nasıl ayakta kalacak bu Efegona? Elvan'ın zaten çocuğu olmuyor. Sancar da seni ettirmezse nasıl yürüyecek soyumuz? Konuşurum ben onunla. Yok. Ana, Sancar'a bir şey deme. Sana dediğime de kızar. Hem adam haklı. Daha çocuğuna bile alışamadı. Ben kendime kızıyorum. Yol yordam bilemiyorum. Senin gibi bir Efe kadın olamayacağım diye üzülüyor. Ol Cengelin Hanım. Sen benden daha iyi Efe kadın olacaksın. Benden sonra bu konağın Efe kadını sen olacaksın. Hadi topla kendini. Elini yüzünü yu yıka. Hazırlan. Gelin çarşısına gidiyoruz. Meydan Efe gelini görsün. Hadi. Elvan. Gavruk. Oğlum elindekini bağlayıver. Bırak onu şimdi. Gelin çarşısına gidiyoruz. İyi o zaman ben çekiveririm arabayı kapıya. Hadi. Elvan. Hadi hazırlan. Ben de. Kızana. Daha gelin bohçasını eskitmemiş. Ne gelin çarşısı bu şimdi?
Kız kızın boçayı talan ettin ya sen. Terliklerini bile giymedin mi? Hem eski malı oldu artık onlar. Dolap düzeceğim geline. Morali düzelsin. Anne. Benim dolap da hep eski mal dolu gayından biliyor musun? Elin değmişken benimkini de düzüveysin gari. Hadi hadi. Gımıldan gımıldan gımıldanıver. Ah şöyle. Yaz. Orhan abi hoş geldin. Oo Yahya. Sen Marina'da durmuyor muydun bizim oğlan? Normalde oradaydım ama bugün Sancar abim müsait olmadığından buradaki işlere Zehra ile biz geldik bakmaya. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk kızım. Ters bir şey yok inşallah. Ne gibi abi? Hani adam düğün gecesi çocuk sahibi oldu. Tabii sarsılıydı ama. Abimin sarsıldığı falan yok. Gayet iyi. Kızına zeytinliği gezdirecekti. Buralarda da. He, çocuğa babası bakıyor, anası iş arıyor. Anladım. Buyur. Tabii sefirin kızı sizin otellerde işe girse Sancar'ın yeni hanım kızar. Bak, Gediz'e de söyledim. Akrabalık bir yana, hukukumuz büyük. Bizim de kızımız sayılır. Aklınız kalmasın. Nare, Eminerler'de. Eksik olma Orhan abi, eksik olma. Sağ ol. Estağfurullah, estağfurullah. Benim zeytinyağı siparişi hazır mı? Hazır abi. Hazır ama sen bir zahmet gel bir bakıver. Ben ona göre yükleteyim siparişleri. Ay baba olmak çok yakışmış patronuma. Eyvallah şunlara bak. Sancar'ı ve kızını mı getirmiş buraya? Anam neredeler? Bak enki ağacım orada. Hoşuna gitti mi ağaca çıkmak? Hı hı. Yoruldun mu? Hı hı. Susadın mı? Hı hı. Sen şimdi acıkmamışsındır da. Hı hı. Tamam. Hani sana büyük dedem Mehmet Efendi'nin hikayesini anlatmıştım ya. Bu ağacı o dikmiş biliyor musun? Bak şimdi de onun diktiği ağaca onun torununun torunu çıkıyor. Çok acayip değil mi? Senle bir anlaşma yapalım mı? Nasıl bir anlaşma? Şöyle bir anlaşma. Eğer biri senin canını sıkarsa bunu bana söyle ki ben de onun canını okuyayım. Ben o kadar medeni bir adam değilim Sefer'in kızı. Sadece hafta sonları göremem kızımı. Bu yüzden satın almadım dedisinler. Peki ya canımı sıkarsan sen? O zaman ne yapayım? Ben senin canını mı sıkıyorum? Tamam. Eğer canını sıkan bensem de söyle. Ben kendi canıma da okurum. Abi. Ne oldu oğlum? Mühim bir şey vay da. Bir bakıversen de bana. Babam ben geleceğim tamam mı? Amcam. Ne oldu oğlum? Abi. Nare. Orhan abinin orada işe girmiş. Ne diyorsun lan? Orhan nereden tanıyormuş? Sence? Yapma şunu Yediz, yapma şunu, yapma şunu. Babam, amcan seni eve götürsün tamam mı? Benim acil bir işim çıktı.
Sana emanet. Ne oldu? Kime bakıyorsunuz? Şişt, bak Gediz Bey'in yanındaki Sefir'in kızıymış. Hani düğünü basan? Ha, bunlar tam zeybek oynuyor. Dikildi Efe'nin önüne. Sancar Efe sana kızını getirdim dedi. Bunlar nasıl? Allah rahmet eylesin. Genç miydi? Kim öldü? Anlamadım. Ya bu ne böyle simsiyah? Cenazeye mi gidiyorsun ya? Şöyle renkli bir şeyler bak. Olmaz, çok dentelli. Bu pembe. Bununla üşürüm. Bu da kötü. Nari, iş yerinde ne giyeceğim? Bu kadar hayati bir mevzu mu? Bak dün gece yaşayan bir kadın böyle davranmaz ha. Sen acını içine atıyor olmayasın. Psikolog olan ablan sanıyordum. Seni tanımaya başlayan da benim. Bana bir daha ellerini kanatmayacağını söyle. Dün gece sondu. Mezar kazdım, bitti. Bu sefer içime değil, o mezara gömdüm her şeyi. 2-3 güne de soğur o mezar, merak etme. Soğumak zorunda. Lan bırakın da bir soğusun be. Gidelim. İyi günler. Size de. Melek geri gelmiş. Çok sevindik. Gözün aydın. Teşekkür ederim. Dün gece malum göremedim Meleği. Müsaade edersen ona bir hediye alayım. Hangi rengi sever ki? Zahmet etme, gerek yok. Her şeyi var. Olur mu hiç? Sancar, ille çık çarşıya bir şeyler al. Hem kendine hem kızımıza dedi bana. Benim kızımın her şeyi var. Sağ ol. Hem sen al, hem cici anası alsın. Madem kocası al dedi. Benim kızıma ne gerekiyorsa ben alırım Halise Hanım. Ayrıca oğlunuza da söyleyin. Kendi kızına bir şey alacaksa başkalarına zahmet vermesin. Sana da çok teşekkür ederim. Çok incesin. Sen benim kızıma iyi bir abla ol yeter. Onun bir annesi var. Herkese iyi günler. Kolaylıklar diliyorum hanımefendiler. Sende. Buralar sende. Burada da almama izin vermeyiniz. Ne olur burada da almama izin vermeyin. Merak etme Nari Efe. Tam dağılmalık bir yer biliyorum. Beni takip et. Araba burada kalsın. Sancar Bey hoş geldiniz. Patron odasında mı? Evet ama... Amasını ben hallederim Sinan. Amasını ben hallederim. Sağ dışlar kabul günü mü bugün? Sen Sefer'in kızını işe mi aldın? Evet ama. Sen yürek mi yedin abi? Sancar bak yemin olsun Gediz bana Sancar'ın haberi var dedi. Yoksa ben... Sen ne bakıyorsun abi o üç kağıt sebze? Ya bizim oğlan bak yediğiniz içtiğiniz bir birlikte iş yapıyorsunuz. Ben ne bileyim? İyi. Şimdi bildiğin, anladığın, öğrendin abi. Sefer'in kızını işten atacaksın. Sancar. Ne diyorsun oğlum sen? Gel etme.
Mekanın arazimizi kiraladık değil mi abi? Otelin mazotunu, zeytinini, zeytinyağını biz veriyoruz değil mi abi? Üstelik marinayı da kullanıyorsun. Memnunsun değil mi abi sen? Memnunum. Hep de memnun olacağım değil mi? Orhan abi. Bak sen akıllı adamsın. İşini bilirsin. Ama Gediz ona ne dedi? Gediz'e ne abi? Gediz'e ne? Atcan dedim, atcan işte bitti gitti. Tamam sakin ol tamam. Attım gitti tamam. Tamam. İyi. İyi. Ayta yengeye selam söyle. Ha. Elemana ihtiyacın olursa haber et. Hallederiz. Nasıl? Tam dağılmalık yer değil mi? Senin burada dağılmışlığın var galiba. Oo, hem de ne? Ama çok ketum denizdir ha. Dedikodu yapmaz. Dökül bakalım. Sence Sancar gerçekten Menekşe'ye öyle bir şey söylemiş midir? Nasıl söylemiş midir? Kızımıza bir şeyler al demiş midir? İyi insan lafın üstüne. Hı? Efendim sadece. Sefer'in kızına söyle, işten atıldı. Ben sağ olduğum sürece Muğla'da iş bulamaz. Tamam mı? Duydum. Hiçbir zaman buraya ait olmama izin vermeyecek, değil mi? Ben hep bir yere ait olmak istedim, biliyor musun? Ağaç gibi. Böyle köklerim olsun istedim. Dallarım olsun istedim. Bir ailem olsun istedim. Çocukken tam bir sınıfa alışıyordum. Hop babamın tayini çıkıyordu başka bir ülkeye. Biz oraya yerleşmek zorunda kalıyorduk. Ben de her yıl başka bir dil öğrenmek zorunda kalıyordum. O yüzden ne arkadaşlarım vardı, ne memleketim, ne de dilim. Ama sonra Sancar'a rastladım. Böyle denizden çıktı ama yıllar içinde anladım ben. O aslında dağ gibiydi. Böyle dağ gibi dimdik, sabit, sözünün eri, tam kök salmalık, tam ağaç olmalıktı. Ama sonra o daha beni istemedi. Ben de ağaç olamadım. Rüzgarda oradan oraya savrulan bir yaprak olabildim ancak. Ne bu denizler beni istedi, ne o dağlar beni istedi, ne bu memleket beni istedi. Ya uçurumdan attım kendimi. Toprak bile beni istemedi. Hiç istemedi. Ama umurumda değil, biliyor musun? Gerçekten umurumda değil. Benim umurumda olan tek şey o minicik tomurcuk. Ve ben o tomurcuğun benim gibi köksüz olmasına izin vermeyeceğim. Meleğin annesi artık öyle rüzgarda savrulan bir yaprak olmayacak. Fırtınası gelsin, yağmuru gelsin, çamuru gelsin, isteyen gelsin ya topu gelsin. Bu anne kızını bırakmayacak bundan sonra. Nereye be? İş aramaya. El
Elbet bu şehirde Sancar Efeoğlu'nun hükmedemediği biri vardır. Sancar Bey hoş geldiniz. Özledik sizi, buyurun. Eyvallah. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben iş ilanı için gelmiştim. Tamam, form vereyim. Kalem. Otelimiz bir Sadıçlar Holding kuruluşudur. Teşekkürler. Rica ederim. Bu da pek güzelmiş. Bunu da al. Çelebi. Biliyorum, kusura bakmayın. Sadıçlarını oradan aradılar. Anladım. Beni işe alamazsınız çünkü Sancar Efe öyle emretti. Görelim bakalım şu hesabı. Derdin ne oğlum senin? Sen niye kızın işine engel oluyorsun? Onu görmek istemiyorum. Buralardan gidecek. Gitmezse? O zaman ona bir ev tutarım. Onu görmem. Böyle işte. Nare'de çok oturdu senin tuttuğun eve kapanıp. Biliyorum. O zaman gider. Ya Sancar. Sadıcığım sen niye bu kızın bu kadar gitmesini istiyorsun ya? Ha? Niye, niye? Sen bana mı güvenmiyorsun? Sana güvenmemem gereken bir durum var mı Sadıç? Yok Sadıç. Yok. Biz ne konuştuk en başında? Ortak olurken ne diye yemin ettik? Her şeyde beraber. Yarın yanağından gayrı. Yarın yanağından gayrı. Ben sözümdeyim. Sonuna kadar. Geliz lan ben. Ben sana asla ihanet etmem.
güveniyorsun oğlum sen? Bu hayatta tek güvendiğim adamsın. Dökülsene oğlum o zaman. Sen bu kızın gitmesini niye bu kadar çok istiyorsun ya? Kendime güvenmiyorum. Kendime güvenmiyorum oğlum, kendime güvenmiyorum. Ben yaşanılan her şeyi istedim. Sefil'in kızını dün gece sarmamak için Menekşe'nin günahına girdim. Ben Sefil'in kızını dün gece o yatağa gömdüm, sadece gömdüm. Bırak gömdüğüm yerde kalsın. Onu bir daha görmeyeyim. Beni yüzünden sağlıcım. Sağlıcım. Sadıç gönder onu. Gönder onu Sadıç. Çok acıtıyor lan. Çok acıtıyor oğlum, çok acıtıyor. Çok acıtıyor. Tamam. Göndereceğim, söz. Eline ne olmuş? O da seni gömmüş. Mezar kazmış. Mezar mı kazmış? Mezar kazmış ha? Kendi de marka almamış gari maşallah. Kavruk sen elindekileri arabaya koy, bizi bekle. Geleceğiz biz. Gelin bakayım ben ya. Beni bakın. Mağazada olanları kimse bilmeyecek. Kimse duymayacak. Kavruk bile. Bilhassa sen ediyor Melvan. Ben demesem ne olacak ana? Tezgahta hala yaymayacak mı sanki? Sefir'in kızı Efe'nin karısıyla karşılaştı diyecekler. Sancar inşallah duymaz. Ben o kadından yediğim lafları unuturum ama Sancar karısına söylenen lafı kaldıramaz. He kaldıramaz, doğru diyor. Sonra gider Sefir'in kızından sana laf dedi diye hesap sorar değil mi? Niye kendi ellerimizle kadının yanına yollayam değil mi? Haklısınız yalım. Tamam. Sustum. Elvan. Gelin bakayım benimle. Bak şimdi, bu elimdeki bilyeyle dizili olan bilyelere atış yapacaksın. Hangi bilyeyi vurursan, ondan geri kalanla senin olur. Ama en baştakini vurursan, bak burası çok önemli. En baştakini vurursan, hepsi senin olur. Anladın? Şimdi amcanı iyi izle. Vurduklarından sonrası benim oldu. Ne olacak? Hadi bakalım. Şimdi sen de. O zaman ben de en baştakine vururum. Allah Allah. At bakayım nasıl vuracaksın görelim. Oydu. Vurdum, vurdum. Hepsi benim oldu. Kız sana helal olsun kız. Aynı bana çekmişsin. Ben de babanı böyle üterdim. Hadi be orada. Meleğim, sen sakın amcana inanma. Çünkü bizzat babanın kendisi onu hep üterdi. Aha, aramızdaki mızıkçı da buydu, halan.
Hep üçünüz mü oynardınız küçükken? Evet. Hep üçümüz oynardık ya. Ben öyle çok fazla bebek falan sevmiyordum. Hep pilli araba diye tuttururdum. Ama bu amcanla babam var ya, bana hep pilli oynatırlardı. Niye ki? Siz pilli araba sevmiyor muydunuz? Sevmez miyiz ya? Hastasıydık. Ama tabii o zamanla çok paramız yoktu, alamadık. Gerçi bilyeliğimiz de yoktu ama babanla ben bütün mahalledeki çocukları üte üte bu kadar yaptık. Ben de bu bilyeleri o zamandan çocuğumla oynarım diye sakladıydım ama... Yeğenimizle oynamak nasipmiş değil mi kız Zehra? Böyle de pek tatlı oldu. Oldu tabii ya. Oh, hem nasıl tatlı oldu. Artık paranız var. Babam beni dedemden parayla aldı. Siz de alsanız da bir çocuk. Besim, kapa dükkanı. Gelinime hoş geldin hediyesi alacak. Hemen Halise efendim. Buyurun, bir saniye kapalıyız. Kusura bakmayın, bir saniye ana, beni de oluruz deme bir şeyle. Elvan, sen hoş geleli çok oldu kızım. Sadece menekşeyi alacağım. Gerek yoktu ki ana. Ben va diyorsam va. Gülecek o yüzün. Hadi seç bak gel. Çok akıllı şu gayınlam, çok. İnsanın yüzünü ya kocası güldürü ya da gayınlasının adığı altına. Eh, baktı ki benim yüzümü Yahya mı güldürüyor? Gel, gel. Gel seçiver Eltim, gel. Kız, bu pek yakışığı sene. Tam yüz güldüğü melek. Sancarımın parmağındaki yüzük benim yüzüme güldürmeye yetiyor Elvan abla. Yahya abim yüzük bile takmıyor değil mi? Çocuk yok, yüzük yok. Nasıl gülüyor ki senin yüzün? Olmuş mu? Ne yaptın sen? Ellerini böyle mi kanattın? Nikah yeminimizi bozdum işte. Olmamış mı? O yemini yıllar önce bozdun sen. Hayır. O yemini yıllar önce bozan sensin. Yıllar önce o kuşağı yüzüme çarptığın an bozdun sen o yemini. Beni de o uçurumun dibine gömdün. Bugün bile seninle aynı toprağa ayak basmama tahammül edemiyorsun. İş bulmama engelliyorsun. Kızımla kendime yeni bir hayat kurmama engelliyorsun. Ben onca yıl sen bana inanmadın diye yandım. Ama şimdi anladım ki senin tek derdin bekar etmiş. Benim derdim bu muydu sanıyorsun? Benim derdim senin bakir olup olmaman mıydı? Benim derdim ihanetti, ihanet. Benim gözüm başka kadını görmedi. Ama sen... Yeter! Ya neyini anlamıyorsun be adam? Beni niye duymuyorsun, niye? Ben sana ihanet etmedim, akıl bana tecavüz etti. Tamam. Öyle olduysa... Niye daha önce söylemedin ha? Niye anlatmadın? Niye bana kaçtın? Niye o gelinliği giydin? Yeni tecavüze uğramış biri hiçbir şey olmamış gibi davranır mı?
Gelinlik girer mi? Girer diye girer mi? Girer. Benim kadar sevdalıysa girer. Ben sen katil olma diye sustum. Eğer biz evlenirsek sen karını yalnız bırakmak istemezsin. Hapse girmek istemezsin diye düşündüm. Ama senin karın ben değilim, değil mi? Sen beni kapının önüne koydun. Gittin başkasıyla evlendin. Sen dün gece başka birinin trenine dokundun. Ben sana ihanet etmedim Sancar Efe. Ama sen bana ihanet ettin. Çünkü sana inanmaktan korktum. Bu saatten sonra eğer bana inanırsan seni öldürürüm Sancar Efe. İnanırsam sana bırakmam zaten. Ben bundan sonra kızım için yaşıyorum. Bence sen de öyle yap. Kızın için hayatta kal. Sen bana memleket olmadın. Kızına memleket ol Sancar Efe. Saat kaç? Akşam olmak üzere. Bütün gün uyudunuz. Akın'a gitmemiz lazım. Hastane. Tibor'un parası için mi? Verir mi Akın Bey? Sen üstüne vazife olmayan işlere karışma. Kerem. Araba nerede? Buradaydı. Çaldılar mı? Elçiliğin diplomatik plakalı arabasını mı çaldılar? Molin, Mr. Tibor. Poštovani ambasadore. Izgubili ste 2 miliona u španskom lokalu. U stvari sam donosio na vas. Al. Zar to nije kocka, a? Razumem vas. Zato za jedan deo vašeg duga uzeo sam vaš auto. Ama o araba elçiliğin malıydı. Molim? Mr. Tibor. Rekao sam da je taj ota ambasade. Ako mi ne doneseš moje pare, imat ćeš mnogo toga da objasniš ambasadi.
Hayır, hayır, hayır. Sakın, 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 sakın elçiliğe gitme. Sakın elçiliğe. Mr. Tibor. Mr. Tibor. Mr. Tibor. Nikako ambasadi. Ne maydı yüzü? Alice Uplaş. Nogo. Yarın daha çok korkacağım. İşte. Ne mi o yasa? Gazı bir şiş sutra. Dobu şiş olsa da. Efendim, iyi misiniz? Ben elçinin zimmetli arabasını kaptırdım. Kızımla torunum o sefil köylünün yanında. Akından para istemeye gidecek param yok. Sen de iyi miyim? Kazandım. Sen kazandın. Üf, karnım çok acıktı. Ben herhalde ondan kaybettim. Acaba bu teyyarenin de karnı acıkmış mıdır halası? Hmm, bir bakayım. Galiba acıkmış, yakıta ihtiyacı var. Olabilir. Teyyare ne? Teyyare mi ne? Al sana teyyare. Teyyare bu. O zaman uçuşa geçelim. Ya amca ya, ben bebek miyim? Sus kız, sanki bebekken yanımdaydın da ben seni uçurmadım. Ne kızıyorsun çocuğa be? Ben amcayım, kızarın. Yakıtımız tükeniyor. Ana, ne yapıyorsunuz siz? Ay, 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 ay. Anam, alçaklar için telleyeceğim cihniz. Gel bakalım amcam. Hop. Melek. Bak, sana hediye aldık. Oo, hediye de gelmiş. Hediye de geldi ya. Cici anası ona elbise aldı. Teşekkür et bakayım kuzum. Hadi. Teşekküre gerek yok ki. Gel hadi deneyelim. Kavruk. Yine sana mı düştü taşıma işi? Ver, ben sana yardım edeyim. Olur mu ya? Ben taşırım da bilemedin nereye koyayım. Sen bana de horu koy diye. Ben horu koyayım. İyi, tamam. Şey, salona koyuver o zaman. Al giy şunu. Giymem. Bana annem alıyor zaten. Öyle mi? Annen alıyor demek. Bunlar mı annenin aldıkları? Ha? Bunlar mı? Keserim kız hepsini. Tıpkı gelinliği kestiğim gibi bunları da keserim. Sonra da melek kesti derim. Tamam, tamam, dur. Dur, giyeceğim, giyeceğim. Bak, bak, dur, dur, dur. Ha şöyle. Şimdi uslu bir kız ol, bunu giy. Akşam baban gelince de onu odadan kov. Anladın mı beni? Babanın seninle uyumasına izin vermek yok. Yoksa yemin ederim bu odada kesilmedik bir şey bırakmam. Thank you.
demiş mi kocam? Alacak mı? 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 Alacak beni, alacak. Annem iş bulacak. Alacak beni. Ne haber? İyi. Hadi başlayalım. Ama ben senden artık seans parası alacağım. Al al. Yalnız faturayı sadece yollarsın. Peki. Anlat bakalım. Şimdi. Sancar Nari'yi görmeye dayanamıyor. Çok acı çekiyor. Farkındayım. Yemen hayatında Sancar'ı hiç bu kadar çaresiz görmedim. Senin kadar çaresiz. Benden daha çaresiz. Seninki aşk, onlarınki destan. Ya yemişim destanlı aşkın abla. Benim için mühim olan Sancar. Tamam mı? Ben sadıcıma bir söz verdim. Ne söz verdin? Nari'ye iş bulmayacağımı. Hatta onu buradan göndereceğimi. Nasıl ya? Nari'yi buradan göndereceğine söz mü verdin? Konuşacağım. İyi akşamlar. Ya kusura bakmayın, ben böyle habersiz geldim ama. İyi yaptın, gelsene. Hoş geldin Nari'ciğim. Yedi, seninle bir konuşabilir miyiz? Tabii ki, tabii ki siz konuşun. Gelsene. Can. Niye geldi bu uğursuz yine? Anneciğim gel, biz seninle bir kahve içelim. Gel. Ya Gediz, ben aslında kulübede kalacaktım ama Sancar gelince... Ya olur mu öyle şey? İyi ki geldin. Ben de seninle bir şey konuşacaktım zaten. Konuş. Önce sen. Önce sen. Nasıl yardımcı olayım sana? Muğla'da Sancar'dan korkmayan birini bulabilir misin benim için? Hani? Gediz, benim artık çalışmam lazım. İş bulmam lazım. Ama Sancar hep ekmeğime mani oluyor. Ya Sancar kimsenin ekmeğine mani olacak bir adam değil. Onun tek derdi... Bana inanmaması, biliyorum. Benden nefret etmesi, onu da biliyorum. Sırf senden nefret etmesi değil. Onu da iyi biliyorsun. Sadece hala sana aşık. Aşık olan adam sevdiğine inanır. Gidip başkasıyla evlenmez. Ya sizin kavuştuğunuz gece senin Avrupa'ya kaçtığını, 9 yıl onu aramadığını düşünüyor. Senin o uçurumdan kendini attığını bile bilmiyor. Bana gösterdiğin ameliyat izlerini ona gösterdin mi? Göstermedin. Ne bileyim, bir hastane raporu, bir şey. Suratına dayadın mı Nare? Dayamadın. Ya hiçbir şey yapmadın, inandırmaya çalışmadın. 9 sene sonra çıktın geldin, niye bana inanmıyor diyorsun? Gediz, ben o izleri, raporları yoldan geçen adama göstersem o da bana inanır zaten. O zaman Sancar'ın yoldan geçen adamdan ne farkı var? Aşk sorgusuz sualsiz inanmak değil midir? O yüzden mi ispat etmeye çalışmıyorsun? Ne oldu o gece? Ha? Allah aşkına söyle. Niye attın kendini orada? İnanmadı bana. Yahu ne oldu da sana inanmadı? Ne oldu da sana inanmadı? Ha? Nare. 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 Bu kadını öldürürüm. Benim evimde benim oğlumu peşinden koşturuyor. Şuna bak. Ben bu kadını boğarım. Anneciğim. Anneciğim biraz sakin. Lütfen. Kızım. Anneciğim. Lütfen. Çok ayıp. Hadi. Çık odamdan. Burası benim evim, benim odam. Anladın mı? Anladın? Sen de benim arkadaşımsın. Şimdi bana her şeyi anlatacaksın. Ya ben anlattım. Ben anlattım. Babama anlattım. Sancar'a anlattım. Polise anlattım. Kimse bana inanmadı. Polis? Polise niye anlattın? Sorma artık. Birinin daha bana inanmamasını kaldıramam, anladın mı? Bari sen bilme de bana inanırsın sanayım. Nare,
Sen şimdi bana beni uzaylılar kaçırdı de. Ben ona da inanırım kızım. Peki. Sancar'a kaçmadan bir gün önce tecavüze uğradım desem? Mutlu yıllar kızım. Bunun olduğunu biliyorsun değil mi? Artık büyüdün. Bundan sonra çocukluk yok. Ya baba, gözdağı mı veriyorsun yoksa doğum günümü mü kutluyorsun belli değil. Sen nasıl anlarsın? Ha bu arada şu Sancar denen köylü sana doğum günü hediyesi yollamış. Yine. Bir de mektup. Ciddileşti Helen. Bana bakın öyle. Artık 18 yaşındasın. Bundan sonra çocukluklarına, şımarıklıklarına tahammülüm yok. Anladın mı beni? Garson. Ya baba verir misin şunu? Baba ne yapıyorsun? Baba hayır. Sefir kızı olduğunu unutma. Sakın rezalet çıkarma. Ne olmuş Hakkı, tamam. Nare. 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 Nare ne oldu? Tamam geçti. Geçti bir tane. Ne ağlıyorsun? Babam Sancar'ın aldığı yaş günü hediyesini attı. Tamam ağlama, ben sana alırım. Alamazsın. Niye alamam? Çünkü o hediye... Ya ben daha fazla dayanamayacağım, sana söylemem lazım. Hani şimdi o hediyeyi bana Sancar aldı ya. Hı. Alyans'tı o. Biz evleniyoruz. Ne? Geçen yaz Sancar'ın parası olmadığı için biz deniz kabuklarıyla nişan yapmıştık. Bu yılda bütün parasını biriktirmiş. Bana alyans almış. Sonra da babam o alyansı attı işte. Ama olsun. Yani alyansım olmasa da fark etmez. Asıl ben ne yaptım? Harçlıklarımı biriktirip uçak bileti aldım. Türkiye'ye uçuyorum sabaha karşı. Bak sonra da Sancar'la evleneceğiz. Saçmalama, babam böyle bir şeye izin vermez. İzin isteyen kim? Ben artık 18 oldum ya. Ben artık reşitim. Sabaha karşı Türkiye'ye kaçacağım. Ve beni hiçbir kuvvet durduramayacak. Olmaz, sen daha çocuk sayılırsın. Sen babamı duymadın herhalde hiç. Ben artık büyüdüm. Ya böyle... Böyle düşündükçe heyecandan
kafa yiyecekmişim gibi falan hissediyorum, biliyor musun? Ya inanabiliyor musun? Sancar'la evleneceğiz. İnanmıyorum. Çünkü o adamın karısı olmayacaksın. Hayatının hatasını yapmana izin vermeyeceğim. Niye öyle bakıyorsun? Kör müsün, aptal mısın kızım sen? Burada senin dünyanda biri dururken salak gibi o köye gelin mi gideceksin ha? Kim dururken? Bana aptal ayakları yapma kızım. Yıllardır seni ne kadar istediğimi, ne kadar sevdiğimi anlamamış olamazsın bence. Sen neler diyorsun? Kendine gel, saçmalama. Kes! Kes! Yıllarca sana süre verdim. Her zaman yanında oldum. Her saniyesinde. Nasıl olsa biter bu çocukluk aşkıdır dedim. Ama bitmedi. E madem bitmedi, seni durduramıyorum. O zaman adam gibi bir veda edeyim sana. Kim lan bakın? Nerede lan bakın? Kim lan bakın? Nerede bakın? Ha? Nerede bakın? Babası babamın en yakın arkadaşıydı. Ölmeden önce babamı vasi tayin etmiş. Sana tecavüz etti. Senin baban da sana inanmadı, öyle mi? Thank you very much. Good night. I hope see you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Gel kızım. Baba, baba babanın tecavüz etti. Yalan söyleme. Güven amca çok içmiştik. Nare de ben de sarhoştuk. Size de kızgındı o öfkeyle. Tabii bu mazeret sayılmaz. O daha çok küçük, aklı başında değil. Bütün sorumluluk bende. Eğer izin verirseniz hemen evleniriz. Evlenmem ben seninle. Seninle evlenmem, sen bana tecavüz ettin. Ben seninle evlenmem. Tamam. Sizi utandığı için öyle söylüyor Güven amca. Ben niye utanayım ya? Ben niye utanıyorum, sen utansana. Ben niye utanıyorum? Herkesi başımıza toplayacaksın. Sus! Sen topla baba! Sen topla herkesi başımıza! Polis çağır! Bu pislik bana tecavüz etti. Polis çağırsana baba! Polis çağır baba! Yeter! Yeter dedim. Polis falan yok. Bitti bu şımarıklıkların. Önce o sefil köylünün peşinden koştun, şimdi akını baştan çıkartıyorsun. Şimdi git temizlen. Sonra da yat uyu. Gözüme gözükme. Bir haftaya evleniyorsunuz. Baban varisi olduğum servetimi yıllarca kumar masalarında tırtıklayıp yemiş. Sence benimle arasını bozar mı zannediyorsun? Sana inanmak mı? Nasıl desem? Yemez küçüğüm. Polis. Polise gitmediniz mi? Ben o gece gittim polise. Ama Hindistan'da babanı çağırıyorlar, ona soruyorlar. Babam da şikayetçi olmadı. Sonra? Kurban olayım, söyle sonra ne oldu? Sonra ben Hindistan'dan memlekete kaçtım. O gün resmi nikah yetişmedi. Biz de Sancarlı İmam nikahı ile evlendik. Sen bir önceki gün tecavüz uğrayıp ertesi gün Sancar'la mı evlendin? Nasıl lan? O travmayla mı? Ya Gediz, o an öyle bir andı ki. Hani sanki hem çok şey düşünüyordum hem de hiçbir şey düşünemiyordum. Böyle arafta gibiydim. Söyleyemedim Sancar'a. Evlenirse karısını bırakıp hapse girmek istemez diye düşündüm. Katil olmaz diye düşündüm. Belki her şeyi unuturuz, benim yaralarım sarar diye düşündüm. Sakın, 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 sakın.
Sen babam değilsin. Sen akıl değilsin. Babam bana inanmadı. Sen bana inanırsan ben tekrar nefes alabileceğim. Ama sen bana inanmazsan, onlar gibi davranırsan bana, ben bir daha hiç nefes alamayacağım. Sence efendim ne olur? Ne olur sence? Tek umudum sensin. Yapma bak bunu. Akın yaptı. Zorla yaptı. Yemin ederim. Madem sonra. Madem sonra. Niye daha önce söylemedin ha? Niye nikah kıydın? Niye gerdeğe girdin? Niye daha önce söylemedin? Tabii. Ben saf gönlünün tekiyim değil mi? Yediririm dedin değil mi? Haklısın Sefir'in kızı. Ben saf gönlünün tekiyim. Şimdi köyümden defol git. Tabii bunların hiçbiri olmadı. Sancar bana inanmadı. Nasıl sana inanmadım? Nasıl sana inanmadı? Ulan Sadıç. Ulan Sadıç senin de sana verdiğim sözünde. Anlamadım. Anlama. Senin anlaman gereken tek şey sen yarın Sadıçlar Marina'da işe başlıyorsun. Ne? Sordun ya bana. Bu Muğla'da Sancar'dan korkmayacak bir patron yok mu diye. Varmış işte. Olmaz. Bal gibi de olur. Sen yıllarca o ağacıları tek başına gösterdin mi? O zaman Sancar Efe de ara sırada seni Marina'da görmenin acısına katlanacak. Hem de eşek gibi katlanacak. Gedi sen delirdin herhalde. He. Delirdim. İnandım. Delirdim. Anaca kuş uçuyor, albol yanmış kanıyor. Alacanın nefesi Sefir'in kızı eyvah. Bağrımda sızı eyvallah. Sen peri kız eyvah, alnımda yazı eyvallah. Yörük dağın karadır, efem sevda kanadır. Alacanın nefesi. Abi. Abim. İyi misin? İyiyim, ne oldu? Ha yok bir şey. Nare'nin iş meselesini ne yaptın diye soracaktım. Hallettim, hallettim. Ha iyi ya. Melek nerede? Odasında. Az önce uyudu. Ben de yatmaya gidiyorum. İyi. Ben bir bakayım. Bu saatte eve giren koca mı olur Sancar Efe? Ana. Sana da iyi geceler. Beni bak. Karını koyup gece sokaklarda gez diye evlendirmedin seni ben. Beni torunluğa ve soyumu, namumu yürüt diye evlendirdin. Şimdi sen her gece böyle sokaklarda gezeceksen... Ana.
Bak seni son kez uyarıyorum. Allah'ını seversen düş şakamdan. Sancar, hoş geldin. Ben geldiğini duyunca seni karşılayayım dedim. İyi geceler. Menekşe, gir içeri. Hadi iyi geceler, sabah görüşürüz. Hadi. Canını sıkmış anlaşılan. Kimin canını okuyacağımı söyle de gidip işini bitirip uyuyayım. Bugün çok yoruldum. Şimdi uslu bir kız ol, bunu giy. Akşam baban gelince de onu odadan kov. Anladın mı beni? Babanın seninle uyumasına izin vermek yok. Yoksa yemin ederim bu odada kesilmedik bir şey bırakmam. Kimse canımı sıkmadı. Hem ben koskocaman kızım. Tek kalabilirim. Peki ben kızım olmadan uyuyamıyorsam ne olacak? Uyursun. Uyursun. Baba kadar adamsın. Vay arkadaş ya. Bu kadın milletini hiç anlayamayacağım ha.
bismillah. Ne dikiliyorsun kız tepemde? Uzat elini, uzat. Ne yapacaksın elimi ya? Efanda bakmayacağım herhalde Yahya. Aa, bu yüzüğü takacağım. Yüzük mü? Ne yüzüğü ya? Ben yüzük takmam ki. Niye takmıyorsun Yahya? Bir şeyler mi saklıyor? Kızım saçmalama ya, ne saklayacağım? Evlendiğimizden beri yüzük takmıyorum ki ben. Bir şey mi yakaladın? Bir şey mi gördün? Biri bir şey mi dedi? Ben anlamam. Eğer kocamsan bu yüzüğü takacaksın. Koskoca Sancar Efe abim bile takıyor. O koskoca Sancar Efe abimin problemi Elvan. Şimdi müsaade edersen yatacağım. Ya bu yüzüğü takarsın ya da bir daha benim yatağıma giremen Yahya. Sen beni tehdit mi ediyorsun Elvan? Ne anladıysan o kocacığım. Öyle mi karıcığım? O zaman hodri meydan. Ben bu yüzüğü takarım. Ama bakalım sen bir daha kocanı yatağında görür mü? Onu bilmiyorum. Oo, yavaş oğlum. Abi, ne diyorsun? Yarın marinada Japonlarla toplantı var ya, onun sözleşmesine bakıyordum imzadan önce. Ha. Sen ne yapıyorsun? Ben de ne yapayım işte. Ben de şuraya yatıversem olur mu? Ne oldu oğlum, odadan mı kovuldun? Yo, ben kendim çıktım. Vallahi ben kovuldum. Kızım beni odadan attı. Yapa hocadı, yapa. Yapar. Hadi gel, gel, gel. Gelin madem. Hadi gel. Yastık vereyim mi? Vallahi bir tane alırım. Hadi gel. Al bakalım. Abi. Hı. Hani dedem uçurumdan atladığında bu odada şifa buluvermiş ya. Biz de diyorum. Ayda. Ne yapıyorsunuz siz burada be? Şifa buluyoruz. Sen ayırdı. Siz ne şifa bulacaksınız? Asıl annemi koymamız lazım buraya. Ya abim eve geç geldi diye yarım saat tepemde dırdır etti. Ondan sonra da uyudu ama horlaya horlaya. Ama ne horlamak. O nasıl bir horlamak? O yüzden ben hiç uyuyamadım. Yüzden kay. Gel, gel, gel. Ya, kay ya. Oha kızım ya. Oha. Ya abi. Kızım sıkıştırma. Kaysana. Neden itiyorsun? Ya, oğlum acı. Şu iki tane ön ayağını bir çek lan. Allah Allah. İki tane ayak ya. Bana bakın. Bakıyor musunuz? Horlayan olursa eğer acımam. Basarım tekmeyi, haberiniz olsun ha. Allah Allah, o zaman anamın yanına. Haydi naş. Ben garanti vermiyorum. Yok ya. Çok meraklıysanız gidin anamızın horultusuyla siz uyuyun. Ben uyuyamadım. Vay arkadaş ya. Ulan şu koca konakta geldik geldik yine bir tane yatağa sıkıştık ya. Helal olsun abize. Çocukkenki gibi.
bu video sattın mı? Kaç para kazandın? Şşş, yatın. Mektup geldi mi Sefer'in kızından? Ben de okuyayım, ben de okuyayım, ben anne. Şşş, yatın lan. Toplayayım bacakları da, topla topla. Kapatın gözleri, kapat, kapat. Bir tane daha yastık var mı abi? Burası senin yastığın. Ne rahat çok oldu bir tane. Al hadi al. Yastık al dedim paylaşırız ha. Ya. Çok makbule geçti. Kızım itme bak. Ben şunu az daha çekeyim. Ya abi. Uyudunuz mu? Uyu. Vay. Öküz öldü, ortaklık bozuldu diyordum ben de. Ne? Sancar borcunu ödedikten sonra ortadan kayboldun ya. Onu diyorum. Aşk olsun oğlum ya. Ne biçim konuşuyorsun? Şey olur mu öyle şey? Hemşireyle konuştum. İyiye gittiğini söylediler. Dün de dışarı çıkmışsın. Nereye gittin öyle gece gece? Hava aldım biraz. İyi. İyi olmuş. Sen yakında çıkarsın buradan. Bir şeye ihtiyacın var mı? Benim değil de bence senin bir şeye ihtiyacın var. Hı? Ya Güven amca, bu ilgili baba rolleri sana hiç yakışmıyor biliyor musun? Ne oldu? Kumar borcunu ödemeden başka bir oyuna mı girdin? İşte. Bak. Kanalımlar. Kanalımlar yardım et. Kanalımlar aktif oraya kandan düşmüyor. Hiç param kalmadı. Buraya otobüsle geldim oğlum. Arabamı aldı inanabiliyor musun? Adama borcun olduğunu düşünürsek inanmak hiç de zor değil. Oğlum bu sefaretin arabası mahvolur mu geri vermez? Tibor bütün itibarımı mahvedecek ne olur. Yalvarıyorum. Bakın oğlum. Yalvarıyorum sana ne olur bana yani. Ne olur. Tamam. Tamam. Sen şimdi sefarete git. Hiçbir şey olmamış gibi davran. Hı. Arabayı tamire verdim falan dersin. Gerisini ben hallederim. Tamam Güven amca? Çok teşekkür ederim oğlum. Oğlum çok teşekkür ederim sağ ol. Teşekkür ederim oğlum. Oğlum. Geldi mi? Şimdi Elçiliğe giriyor Akın Bey. Tibor da gidiyor şimdi. Güzel. Güven amca da çıktı. Yarım saat orada olur. Geldiğinde haber ver bana tamam mı? Sadece kızları almak olmaz Sancar. Dedeyi de al. Halacığım yumurta da ister misin? Bir. Yengeme iki. Ben reçel verem, bal verem. Halası yaz. Peynir seviyoruz. Yumurta seviyoruz. Domates seviyoruz. Yeşil zeytin seviyoruz. Baldan nefret ediyoruz. Böyle reçelle de aramızda bir husumet var. Ha? Buraya not aldım patron. Tamam.
Ben varken neden alası not alsın ki Sancar? Ben ne isterse hazırlarım Melek. Sağ ol. Gidiz annemi ne zaman iş bulacak? Niye sordun babam? Annem iş bulunca ben onun yanına taşınacağım ya. Gediz annen iş bulmayacak babam. Hayır dedi. Tamam sana iş bulacağız dedi. Öğlen vazgeçti. İşmiş hikaye. İş bulup seni alması da hikaye. Sen bak bize bu eve alış artık tamam mı babam? Dedeme verdiğin parayı ödemek için kaç gün kalmam lazım burada? Babam. Abi. 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 Abicim. Hadi sen bugün işe git. Biz Melek'le otururuz, konuşuruz, halayı yan oynarız. Ben zaten ona ulaşamıyorum ki. Belki sen. Merak etme. Ben hallederim. Günaydın. Günaydın. Bakmıyorum. Bakmıyorum ama ilk günden işe geç kalmanı da onaylamıyorum. Evet. Ya Gediz ne yapıyorsun ya? Çık odamdan. Mesai başladı kızım. Hadi uyan artık. Bugün Japonlarla çok önemli bir toplantımız var. Dün mağazada giyip beğendiğim bütün kıyafetleri getirttim. İçinden bir tanesini seç, hangisini giyeceksen. Gediz sana söyledim, çalışmayacağım dedim. Bu Japonlarla olan toplantı var ya, acayip önemli ha, acayip önemli. Seninle tanıştığımız gün, ben Japonya'dan geliyordum. Bugün imzaya geliyorlar, sen de işe başlıyorsun. Ulan bu bir işaret. Nasıl bir işaret Gediz? Çok iyi bir işaret Nare, çok iyi bir işaret. Ben Japonya'ya gittim, işi bağladım, geri döndüm, seninle tanıştım. Adamlar bugün imzaya geliyor, sen işe başlıyorsun. Bu iş bizim kaderimiz Gediz. Aynen öyle Nare, aynen öyle. Belki bir de bu. Güzel, güzel. Japonlar buna bayılacak, güzel kombin oldu. Evet Gediz, evet, evet, evet. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapayım annem? Öyle havadan sudan Japonlardan konuşuyorum. Sen ne yapıyorsun? Seni arıyorum. Songül doğurmuş. Hastaneye geleceksin mi? Ha yok ya. Benim toplantılarım var. Selamlarımı söyle. Allah analı babalı büyütsün. Sonra uğrarım ben. İyi madem. Hayırsız. Evet. Songül kim? Songül bizim marinada yabancı ilişkiler başındaydı. Yavrulayacağım diye bir yıllık izne çıktı. Yani senin anlayacağın, senin bugün başlayacağın pozisyonu boşaltan kız. Gediz ben hiçbir şeye başlamıyorum. Sancar'ın ortak olduğu şirkette çalışacak değilim. Çalışacaksın, çalışacaksın. Sancar zaten doğru düzgün marineye uğramaz bile. O zeytinliklerde takılır. Hadi Japonlar bekliyor. Gediz, ben marinada çalışmayacağım. Maşallah. Songül erkeğe doğru verdi diyorsun he Refika. Tamam tamam biz de geliriz hemen hastaneye. Menekşe hadi hazırlan kızım. Songül mü doğurmuş? Allah analı babalı büyüsün. Amin amin. Gülsiye. Kızım gavruğa seslenme. Bizi hastaneye götürsün. Hemen Kavruk'la Yahya'yı zeytinliğe yolladım. Hemen çıkacaksanız sizi marineye kadar götüreyim. Oradan bir şoförle yollatırım marineye. E olur. Refika ile marinada buluşuveririz. Tamam hadi çabuk olun hadi. Elvan. Ya kızım, bebek görmeye gidiyor. Songül doğurmuş. Hadi hazırlan. Benim montumla çantamı da alıver. Gülsiye, odadan 3 tane de Cumhuriyet altını getir kızım. Biri benden, 2 tanesi de oğlumdan. Hadi kızım. Hadi kızım, acele edin geç kalacağız. Hoş geldin. Sancar efendim, az vaktini alacaktım. Elvan ablam.
Dudu. Ablam. Ablam. Oh kuzum. Nereden çıktın sen? Ana. Eşi. Bu bizim Gülsiye'nin kardeşi Dudu mu yoksa? He. Ana. Aşk olsun Ayse teyzem ama okuttuğun kızı tanımadın mı? Kız kızım ne bileyim ben okuma diye bir gittin pir gittin. Ne oldu görsem tanımam. Hadi hadi hadi. Hani size hep diyordum ya. Bizim Gülsiye'nin bir kardeşi var. Bizimkinden pek akıllı diye. İşte o kız bu kız. Ha bildim. Eşe abla seni küçük yiyen. Hoş geldin Dudu. Hoş bulduk Sencer efem. Eşe siz geçin oturun kızım. Bizim hastanede bir işimiz var. Bir saate kadar geliriz. Hayse abla. Biz aslında Sancar Efe'yi çıkmadan yakalarız diye geliverdik ama... Dudu mektebe bitirdikten sonra Denizli'de kaldı. Pamukkale'de otellerde çalıştı. Ama çıkıverdi gari işten. Memlekete dönem dedi. Ben de dedim acaba Sancar Efe'm bir iş ayarlar mı? Dende. Konağımızın kızının kardeşini açıkta bırakacak değiliz ya. Değil mi Sancar? Tabii tabii. Ne okumuştun sen? Turizm. Turizm okudum. Pamukkale'de bir otelde yabancı tur sorumlusu olarak çalıştım. Son işimde de dış ilişkiler sorumlusuydum. Dil biliyorsun yani. İngilizce biliyorum. Çat pat da Almancam var. Bu da özgeçmişim ve referanslarım. Haydi hayırlı olsun. Bugün doğum yapan bir elemanımız işten ayrılmıştı. Sana kısmetmiş. İşe alındı. Seni bırakayım şirkete gel. Haydi haydi mesai başlıyor haydi. Şaka yapıyordun mu? Kız Sancar abim böyle iş bitiricidi. Haydi haydi mesai başlıyor dedi adam. Gımıldan gımıldan gımıldanı ver. Kız altını al hem. Kaçtım. Evet. Akın Bey. Büyükelçi sefarete geldi. Bir devrin sonu diyorsun. Bir devrin de başlangıcı. Türkiye'den, dış işlerinden müfettiş geldi efendim odanızda. Ne oluyor burada? Bu adam. Mr. Tibor, ifadesini vermek için burada Güven Bey. Sayın Büyükelçim demek istediniz sanırım. İstesem de diyemem. Açığa alındınız. Ne? Bu ne rezalet? Asıl rezalet olan bunlar. Kumarhanelere milyonluk borçlar yapan bir adam ülkemizi temsil edemez. Yalan. Bu adam yalan söylüyor. Bunların hepsi şahsıma düzenlenmiş bir komplo. Hiç öyle görünmüyor. Ama soruşturma devam ediyor. Eşyalarınızı toplayın lütfen. Soruşturma süresi zarfında aktif görevinizden azledildiniz. Ana siz bekleyin şoförü yollatıyor. Dudu haydi. Araba kamyonu da nerede kalmış? Dudu. Hayırlı olsun kızım. Sağ olun. Gel bakalım. Deniz, annemler arabanın içinde. Orhan'a söyledi, onları bir hastaneye götürsün. Tabii Sancar Bey. Gediz Bey nerede? Songül'ün odasında Sancar Bey ama... Hem odanı görmüş olursun, hem de patronunla tanışırsın. Ben normalde pek buraya gelmem. Toplantı varsa gelirim.
Yani normalde çalışacağın adam Gediz. Tamam mı? İster misin? Gediz, ben marinada çalışmayacağım. İyi. Sen gitsene buralardan. Topla pılını pırtını. Çık Muğla'nın dışına. Oralarda bir yerlerde iş bul. Sancar aslanlar gibi bakar zaten kızına. Sen de haftada bir gün gelirsin, kızını görürsün filan. Hayal kurma ha hiç boşuna. Sana buralarda işmiş yok. Sok bunu kafana. Bu Sancar sana Muğla'da asla rahat vermez. Sen de tecavüze uğradığında sana inanmayan, seni kapının önüne koyan adamın buna hakkı olduğunu düşünüyorsan sıkıştırırsın kuyruğunu, uzar gidersin. Savaşamayacak kadar güçsüzsen git zaten. Ha bir de ben mazimi gömdüm, yeni bir hayata başlıyorum. Ne bileyim kızımın benim gibi rüzgarlarda savrulan bir yaprak olmasını istemiyorum falan gibi mavallar da okuma. Böyle büyük laflar çok komik oluyor ha. Çocuklar duyduklarını değil, gördüklerini yaparlar. Annelerinden ne görüyorlarsa onu yaparlar. Dur. Ben ne olacağım? Siz? Sancar Efe bu sabah bu iş için beni işe aldı. Ah ya. Biz elemanımızı bulduk. Sağ olun. Çık dışarı. Çıkalım bakalım. Sen böyle mi söz veriyorsun bana? Sözümüz yok. Geri aldım. Nare bir yere gitmiyorum. Biliyorsun lan. Senin kardeşlikten anladığın bu mu? İçimi döktüm sana. Cevabın bu mu? Ha onu diyorsun. Canın yanıyordu. Vah vah. Dursun lan. Arkadaşım benim onlarla konuşmam lazım.
durdu, ne oldu? Gediz Bey Nare'yi işe almış. Bu kadının burada ne işi var ana? İki kardeşi ne hale soktun, gördün mü? Çavurun bizi. Kardeşlerim lan ben senin. Kardeşlerim o kadar. O kadar senin hiçbir şeyin. O kadar çok acıcaktı lan. Çok acıcaktı. Tecavüz oranı. Sevgi adam kapının önüne koydu. Üstüne on çorunlar atladı. Benim yüzümden bir daha etmeyecek. Zeminli bozacak kadar inandın ha! Zeminli bozacak kadar inandın ha! İnandım lan! Zeminimi bozacak kadar inandım! Senin acını umursamayacak kadar inandım! Lan! Neden lan? Neden inandın? Neden lan? Bak elinde kalacak! Neden lan? Neden? Açlıksan inanırsın lan! Çok açım Sadıç. Kusursuz inanacak kadar açım. Ortaklık bitti. Sadıçlık da, dostluk da. Bundan sonra ne ölüne, ne ölüme. Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı. Bir fırtına